festivalin yapılmasına yarayız. Ancak festival yaptıktan sonra sivil topluluklar arasında, siyasi partiler arasında bir anlaşma yapılması, protokol yapılmasına yarayız. Yapılmasına yarayız. Evet. Festivalin yapılmasında tabii ki biz Tüccar Bulak Doğa Kültür Festivali olduğu için hepimizi ilgilendiren, hepimizi yani kültürümüzü burada anlatıp konusunda dışarıya Tüccar'ın dışındaki bütün Türkiye'ye kültürümüzü tanıtma açısından tabii ki önemli bir kültür festivali. Yalnız şunu yapmak gerekiyor. Gelen misafirlerin yeterince burada yeterli koşullarda konaklamalar, şunlar bunlar yeterli konaklamalar yeterince karşılanmıyor. Karşılanmadığı için de bu misafirler gidip dışarılarda, işte doğada çadır kurup çadırında altyapıları yapılmadan orada doğa çöpe ister istediğiniz çok kutu, çok konteyneri falan konmuyor, lavabolar konmadığı için de ister istemez doğamızın doğa kültür festivaline yakışır bir ortam yaratılmadığı için de bu da bizi yüzüyor. Yani gittikten sonra yine biz yüzülürüz. Tabii ki belediye içinde bir maliyet de var burada. Bunu kaldıracak düzeyde de değildi yani. Görüyorduk şehirdeki trafiktir, işte çöp yığınlarıdır vesaire. Bu da bir neden. Dolayısıyla biz parti olarak da festivalin içeriğinin yetersiz kaldığını ve yapılmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun yıl içine yayılmış daha farklı etkinliklerle özellikle Tunceli halkına, Dersim halkına yönelik şeylerin yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerdeki festivalin ortaya çıkış amacı hepimiz de biliyoruz. O hal dönemlerdeydi, baskılarda, zulümdü, şehre insanların giremediği dönemler yaşadık. Zeyt Köprüsü'nden bu tarafa gelemeyen yazarlarımız, çizerlerimiz, sanatçılarımız oldu. Festival gerçekten bu anlamda bu ilde çok önemli görev ve sorumluluklarını yerine getirmişti. Ben buradan şimdiye kadar festivale katkı sunmuş, emek vermiş bütün herkesi saygıyla selamlamak istiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bu anlamda festivalin gerçekten yani ciddi bir boşluğu dolduruyordu. Günümüzde baktığımızda tekrar biz o 90'lı yıllarda olduğu gibi, 2000 öncesi yıllarda olduğu gibi kent olarak aslında çok ciddi sıkıntılar içerisindeyiz. Her gün minibüsler, nasıl ki buradan Elazığ'a Çağdaş Birlik servis yapıyorsa gerçekten artık Çağdaş Birliği Kanada'ya da servis yapması gerektiği noktasına geldik. Çok ciddi bir göç veriyoruz aslında. Önceden insanların siyasi baskılar sonucu ya da işte cezaevi tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları zaman insanlar bu şehri terk ediyorlardı, göç ediyorlardı. Ama günümüzde geldiğimiz nokta itibariyle gerçekten hem beyin göçü, hem sermaye göçü, hem ve gerçekten de çok ciddi bir şekilde insansızlaştırma politikaları tekrar bu kentimize yaşıyoruz. Bu anlamda festival önemlidir, yapılmalıdır. Ama biz belediye olarak da, diğer sivil toplum örgütleri olarak da gerçekten kentte var olan bu sorunları giderme noktasında da üzerinde düşeni yapmalıyız. Festival yapmasını olayını oynamaya sunacağım. Şöyle yapacağız. Temmuz'un son perşembesi sanırım. Bu yönde işi yapacağız. Ben festivalin yapılmasını ve aynı zamanda da bu konuda encümene yetki verilmesini oynamaya sunuyorum. Kabul edenler? Tamam. Reddedenler? Çekimsel daha. Bu şekliyle festivalin yapılması oy çokluğuyla kabul edilmiştir arkadaşlar.